Kursk işgali diyor. Dört aşamalı büyük barış planımın ilk aşaması. Ben bunu gideceğim Biden'a soracağım Eylül ayında. İlki Kursk işgali. Diğerlerini söylemiyorum çünkü söylersem bozulur. Ama muazzam bir planım var. Sonuçta bir de bakın Putin'den korkmanıza hiç gerek yok. Hani kendi topraklarına saldırılınca elindeki bütün imkanlarla yanıt verirdi. Hani nükleer angajmanı vardı. Bak saldırdım, işgal ettim. 1200 hatta 1300 kilometre karalık yeri işgal ettim. 100 yerleşim birimi şu anda benim elimde. Bak bir tane nükleer mermi bile atamıyor. Hani dediği bir provokatif bir boyut var. Ama nihayetinde istediği şu. Bana verdiğiniz silahlar üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırın. Böylelikle ben basayım buradan. Hiç mesela Storm Shadow'a basayım. Ben Moskova'yı da vurabileyim. Bu konuda NATO evet diyor. Amerika'nın ne diyeceği merak ediliyor. Bir bakalım savaş aralığındaki son duruma. Sonra Zelenski'nin planı işler mi? Bunu soracağım değerli konuklarıma. Kursk'u işgal ederek savaşta dengeleri değiştiren Ukrayna şimdi en kritik hamlesine hazırlanıyor. Rusya'yı batılı müttefiklerinden aldığı uzun menzilli silahlarla vurmak istiyor. NATO'dan Kiev'in talebine destek geldi. Brüksel'de yapılan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısından Ukrayna'ya sağlanan silahlara ilişkin kısıtlamalar kaldırılsın mesajı çıktı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski de Ukrayna'nın elinde hangi silah varsa onunla savaşmasına izin vermeliyiz dedi. Gözler Biden yönetimine çevrildi. Henüz yeşil ışık yok. Ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna askerlerinin Rusya topraklarına yönelik saldırı bölgelerini genişletmek için Kiev'le temasta bulunduklarını söyledi. Ufukta kritik temaslar var. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Cuma günü Washington'da Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin'le görüşecek. Eylül ayında da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'a Zafer Planı adlı girişimini sunacak. Rusya diken üstünde. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterip, Kiev rejimine Rusya bölgelerindeki operasyonlar için tam yetki veriliyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilimi tırmandırma rotası giderek daha provokatif hale geliyor ifadesini kullandı. Peki sahada durum ne? Rusya hafta başında Ukrayna'ya bu yılın en büyük hava saldırısını başlatmıştı. Başkent Kiev'e yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak Ukrayna 2 füze ve 60 İHA imha ettiğini duyurdu. Onarılmaya çalışılan enerji altyapısının ağır darbe alması üzerine kışın soğuk ve sert geçeceğinden korkuluyor. Ukrayna'nın enerji kapasitesinin yaklaşık yarısını yok eden Rusya, saldırılarını sürdürürse durum daha da kötüye gidebilir. Ukrayna ise Rusya topraklarında ilerleyişini sürdürüyor. Rusya Kursk'taki işgali 3 haftadır püskürtemedi. Putin'in önceliği hala Ukrayna'nın doğusu. Rus askerleri Donetsk bölgesinde stratejik Pokrovsk kentini ele geçirmeye çalışıyor. Ukrayna ise Kursk üzerinde baskıyı artırmak isterken Belgorod kentini de işgal etmeye çalışıyor. Bir yandan da Rusya'daki enerji altyapısına saldırıyor. Rostov'da bir petrol deposu Ukrayna İHA'larıyla hedef alındı. Moskova'nın 700 kilometre doğusundaki Kirov'da da bir petrol deposu vuruldu. Şimdi Okan Paşam ne diyorsunuz? Bu plan işler, zafer planı işler mi? Zelenski bu yolla amacına ulaşabilir mi? Yani topraklarını Kırım dahil geri alıp Rus işgalini bitirip savaşa da son noktayı koyar mı? Bu arada bir Zaharova'nın da bir açıklaması var. Bir iki cümle onu da aktarayım, öyle yorumunuzu alayım. Bu Telegram'la ilgili yaptığı açıklamanın geldiği noktada Zaharova Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın bu işte bir zafer planım var. Bu işgal sonrasında bir masa kurulacak. O masa kurulduğu zaman da ben Rusya ile tabii ki bir barış anlaşması yapacağım ama nihayetinde topraklarımdan da çıkacak gibi bir planı vardı. Ne olur diye soruldu, yani bir barış müzakere olasılığı var mı diye soruldu. Zaharova ne diyor? Ekrana taşıyalım. Ukraynalı askerler Ağustos başında Kursk bölgesine saldırdı.
Peki bu şartlarda barış görüşmeleri nasıl ve kimlerle yapılabilir? Elbette terörist Kiev yönetimiyle barış görüşmeleri söz konusu olamaz. Yani en azından muhatap Moskova, Moskova ben oturmam diyor ama bu hakikaten Zelenski'nin bu hamlesi Putin'i masaya zorlayabilir mi? Bir sonuç alabilir mi? Şimdi tabii işin bir askeri veçesi bir de siyasi veçesi var. Yani işin hani bu boyutundan baktığımızda. Dilerseniz önce hani kurs konusunu daha önce de hani ifade ettik ama bir kez daha hani ifade etmekte fayda var. Hani kurs nereden çıktı konusu önemli. Yani bu nereden çıktı konusunun da cevabını aslında Amerika'dan birisi veriyor. Yani o kişi biliyorsunuz Robert Kennedy Jr. Bu malum Trump lehine başkanlık adaylığından vazgeçen başkan adayıydı malum. Tabii. Diyor ki bu konuyla ilgili 22 Nisan'da meydana gelen olayla bu olay benzer diyor. 22 Nisan'da Başkan Biden Boris Johnson'ı Ukrayna'ya göndererek Başkan Zelenski'nin Ruslarla zaten imzalamış olduğu bir barış anlaşmasını yırtıp atmasını sağlamıştı. Şimdi Başkan Biden savaşta amacının Rusya'da rejim değişikliğine olduğunu belirtti. Bu siyasi hedef Amerika'nın. Savunma Bakanı Lloyd Austin ise aynı anda Amerika'nın savaştaki amacının Rus ordusunu tüketmek ve dünyanın başka yerlerinde savaşma kapasitesini azaltmak olduğunu söylüyor. Bu hedeflerin elbette Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasıyla da bir alakası yok diyor. Ve buradan hareketle biz bunun hemen adını koyalım. 6 Ağustos'ta başlayan bu Kursk saldırısının öncesinde Ukrayna ile Rusya arasında istikşafi barış görüşmelerinin belli bir ayara geldiği ve Mısır'da 24 Ağustos'ta yapılacak bir görüşmeyle Rusya ve Ukrayna arasında bölgesel veya konusal bir barışa adım atılacağı söylentisi bir hareket kazanmıştı. Bu konusal barış şu, enerji kaynakları ve enerji arzı üzerine yürütülen saldırıların iki taraf tarafından da durdurulması noktasında bir barış. Ya veya mütareke diyelim. Barış demeyeyim de bu mütareke. Yani bir hani belli konuda belli yerlere, belli hedeflere dokunmamak üzerine bir mütareke. Bu mütareke her iki tarafın da işine yarayacaktı. Çünkü Rusya petrol ihracatı yapmak istiyor. Çünkü savaş ekonomisini bir şekilde sürdürecek. Biraz önce sizler de ifade ettiniz. Bir diğer taraftan da Ukrayna'nın zaten enerji altyapısının %50'si gitmiş vaziyette. Tabii. Rusya'nın bu saldırıları bu şekilde devam edecekse Ukrayna'nın ve Ukrayna'ya bağlı da Avrupa'nın bazı yerlerinin kışın donması söz konusu. Malum bu konuda da en büyük Almanya başı çekiyor. Almanya zaten hani bu gidişle ben yardımları durduracağım diye de bir çıkış yaptı. Şimdi Amerika ne yaptı burada o zaman? Kursk saldırısıyla aslında yani ucu görünen ateşkesin bir şekil kazanmasına mani olacak bir torpilleme yaptı. Yine kimin üzerinden? Zelenski gibi bir figüran üzerinden bir torpilleme yaptı. Zelenski bir figüran. Sonuçta bu torpillemeyi yapmış olması yani aslında yani biraz sonra işte şimdi yani bu siyasi veçesini söylemişken askeri veçesini de söyleyelim. Yani Kursk saldırısına katılan 3 tane Tugay var. Yani şimdi karşısına Rusya 11 tane Tugay getirdi ve şu anda Ukrayna'nın ilerlemesini durdurdu. Pokrovsk'ta ise Pokrovsk bölgesine girmek üzere. Pokrovsk'un önemi şu. Cephedeki Ukrayna birliklerine lojistik nakliyatın sağlandığı merkez Pokrovsk. Eğer Pokrovsk düşerse bu durumda Ukrayna'nın güney bölgedeki şu andaki bulunduğu hattan en az 50 kilometre geriye çekilip birliklerini yeniden lojistik destek noktasında desteklemesi gerekir. O halde de yani kışa girmeden Rusya otomatikman Ukrayna'yı bir şekilde
güneyde geriletmiş olacak ve doğudaki Ukrayna'nın yaptığı harekatın maalesef Ukrayna cezasını çekecek. Çekecek. Evet, peki. Çünkü sonuç amaçsız bir harekat. Evet. Askeri manadan amacı yok. Hani diyebilirsiniz ki efendim biz barış görüşmelerine yakınız. Barış görüşmelerinde elimiz kuvvetlensin. Dolayısıyla niye? Şimdi hani bir hamle yapalım ve o hamleyle şey yapalım. Tam bu şeyi ben Suriye üzerinden örnekleyeyim size. Amerika Münbic'i niye aldı? Rusya ile yapacağı ilerideki bir şekilde alışverişte Münbic'i bir pazarlık için aldı. Evet. Koz olarak aldı. Münbic'le alakası yoktu aslında. Ama yani Amerika orada zaten bir şekilde bir başarıyı yakalamıştı. Yani Rusya üzerinde yani bir baskı yaratmak istiyordu. Şimdi benzer şeyi burada göremiyoruz. Böyle bir şey yani askeri harekat manasında böyle bir yeri ve zamanı değil bu işin. Çünkü elinizdeki kuvvet zaten şu anda personel olarak bitmiş vaziyette. Onun için biraz önce sizin de altta yazınızda zaten belirtiliyordu. Ukrayna drone saldırılarına güveniyor, HIMARS saldırılarına güveniyor veya F-16'lara güveniyor. Yani kara gücü kalmadı ki Ukrayna'nın. Evet. Peki. Yani bir askeri amacı yok, bir mantığı yok, bir sonucu olmasına imkan yok. Askeri manada bir sonuç ifade etmiyor. Etmiyor. Şimdi 22 Nisan hatırlatmanız önemli. Robert Kennedy Jr.'ın o açıklaması önemli. Zaten yaptığı son açıklamada da hani Trump lehine ben çekiliyorum. Ve Trump'ın kampanyasına destek veriyorum. 10 salıncak eyalette yani ABD seçimlerini belirleyen böyle salıncak eyaletler var. Onlardan 10'unda da adaylarını geri çekti. Ve şunu söyleyerek çekti. Yani bunlar dedi savaş taraftarı, savaş şahinleri diyor tam olarak İngilizcesinin Türkçe karşılığı. Biden da böyle, Kamala da böyle. Bunların yapmaya çalıştıkları zaten savaşı, Ukrayna'daki savaşı körüklemek deyip altını çizdi. 22 Nisan hatırlatması. Poyraz Hocam peki siz ne diyorsunuz? Bu geldiği işi muazzam bir zafer planım var. Bu tabii ki bir müzakereyle sonuçlanacak. O müzakereler öncesinde de Biden'a bunu soracağım. Bir bundan sonuç alacağım. Sonuç alabilir mi bir Zelenski? Bir de tabii ki kış yaklaşıyor. Kış deyince bir kez daha Rusya'nın enerji kaynakları yani çok ağırlıklı olarak zaten Amerika'nın Avrupa Birliği'nin tedarikçisi oydu. Amerika uzakta, Amerika'nın tuzu kuru. Ama nihayetinde bundan önceki artık 3 yıla doğru gidiyor bu savaş. Yani acaba Avrupa Amerika hattında bir çatlama olur mu? Nihayetinde biz hani Rusya ile niye kavga edelim arkadaşım deme noktasına gelir mi diyorduk. O şimdiye kadar olmadı. Her kış da böyle bir tabii ki sınav. Ne bekliyorsunuz? Hani kış gelmeden Zelenski kendi adına, ülkesini kurtarmak adına ki çok haysiyetli, onurlu bir tavırdır. Tabii ki o işgali bitirmek zorunda. Böyle bir hamle yaptı da kış öncesinde bir sonuç alabilir mi? Ve Putin hakkındaki sizce ne? Sonuç alınamayacak işte biraz önce ifade edildi. Okan Paşam çok güzel söyledi. Şimdi askeri bir hedefi yok bu şeyin. Sadece masaya oturulursa belki sen de bunu başardın denilebilecek küçük bir işte binde beşlik nokta Rusya'da. Tahrik var Rusya'yı. Sonuç ne elde etti? Yani siyasi anlamda yalnız barışı ötelediği kesin. Artı Kremlin'i çok kızdırdığı kesin. İşte şu an Ukrayna enerji şeyinin %50'si tahrip olmuş vaziyette haberlerde veriyorsunuz ki bu Avrupa için de düşündürücü. Şimdi daha önceki iki kış biraz da ılıman geçti. Sadece ısınma olarak bakmayalım. Enerji arzıyla ilgili ABD işte şöyle vereceğim, Cezayir'den böyle gaz bulacağınız falan ama bir şekilde Avrupa'nın bir enerji tedarik sorunu var. İşte bu IMEC projesine de zaten o yüzden çok sıcak bakmışlardı. Çünkü Türkiye onlar için biraz daha işte Batı'yla müttefik değilmiş gibi gözüktüğü için kendilerini emniyete almak istiyorlar. Türkiye de diyor hayır ben gerekeni gerektiği yerde yapan bir ülkeyim artı NATO üyesiyim. Dolayısıyla şu anda Türkiye'yi zaten Rusya'nın da bir enerji hub'ına dönüştürmek istediği de bir çünkü jeopolitik de bunu söylüyor ve zaten gelişmeler de o mahiyette. Dolayısıyla tabii Biden'a bir ziyaret daha gerçekleştirdiğinde Hunter Biden'ın kalan son izlerini de yok ettim diye teslim ederse Biden de onun kafasını sever. Yani Zelenski bunu başarmış olur. Yani onun dışında Ukrayna ile ilgili %20'si topraklarını kaybetmiş. Bugün Putin hadi oturalım dese barış görüşmelerini Azak Denizi komple Rus gölü olmuş vaziyette ve vermez artık ki
Şu an hala Odessa'yı konuşuyoruz. Bakın sadece lojistik hattını bu savaşta kışı geçiremeyecek şekilde kesmekte kalmayabilir. Karadeniz'e kıyısını ortadan kaldırabilir. Evet, bu bir Rusya için ilk girdiğinde bir haftada alır, üç günde alınır dediklerinde ben bu bir yıpratma savaşı Rusya için çok zor olacak demiştim. Şu anda da devam eden, uzayıp giden savaşta Rusya yeterince yıprandı. Ama işte biraz önce ifade edildi, Austin'in ABD Savunma Bakanı'nın açıklamalarından da Çin'e destek vermesin de burada oyalansın veya bu Filistin soykırımı olurken, şimdi düşünsenize, böyle bir Ukrayna meselesi yok, Rusya oraya ne gibi birlikler kaydırabilirdi, denizde ne gibi varlık gösterebilirdi. Dolayısıyla hepsinin önünü kesen bir Ukrayna-Rusya gerilimi var. Ama Rusya'nın ben bir şekilde İstanbul görüşmelerine, Putin'in açıklamalarında buna sık sık dem vuruyor ve Boris Johnson'ın bunu engellediğini de çok değerli, Kennedy'nin açıklamaları son derece doğru ve ABD seçimini de etkileyecek bir çekilme bu.